Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 7. sınıf 1. dönem Arapça yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Vaktim el verirse ikinci bir video daha hazırlayacağım inşallah. Bu ilk videomuz. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını altına yazınız. Arkadaşlar, 1. ünitemizde geçen kelimelerimiz mesleklerle alakalı. Tayyar. Ben şöyle yapalım. Tayyar. Neydi arkadaşlar? Siz de tahmin etmeye çalışın. Sınavda, testte de çıkabilir. Klasik de olabilir. Pilot. Mümerrida. Hemşire. Fellahatun. Çiftçi. Bayan çiftçi. Sonunda T var. Çiftçi. Müzi'a, spiker, hallak, berber arkadaşlar, berber bu şekilde olacak. Sınavda bunlar test usulü de sorabilir. Yani yanda verilen kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir, hangisi değildir diye bu şekilde sorular çıkabilir arkadaşlar. Mesela tayyar kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ya da hangisi değildir gibi sorular çıkabilir. Bir de mudifetun vardı arkadaşlar. Hostesti. Şu kelime karıştırılıyor. Bilginiz olsun. Mudife. Datla yazılıyor. Mudi. Buradaki aynı yerine de F. Bu dat olacak. Z. Buradaki de F olacak. Hostes. İkisi birbirine karıştırılıyor. Dikkat edin. Sorarsa. Müzi'a. Spiker. Mudife. Şuraya yazalım hatta. Şöyle yapalım. Udife. Mudife. Bu şekilde. Bu ne demekti arkadaşlar? Hostes demek bu. Bu kelimeyi hostes. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çeviriniz. Arkadaşlar, haza ne demekti? Bu. Erkekler için. Ahi, erkek kardeş. Bu benim erkek kardeşim. Huve habbaz. O aşçıdır. Bu. Haza habbaz. Bakın, haza bu. Ahi. Bu benim erkek kardeşim. Bu erkek kardeşim. Virgül. Ve o habbez. O aşçı ekmekçidir. Yani fırıncıdır. O fırıncıdır. Bu erkek kardeşim o fırıncıdır. Bunu buradan direkt şu şekilde de yazabilirsiniz. Bu erkek kardeşim. O fırıncıdır. Hazihi ummi. Bu annem. Hiye mümerrida. Bu annem. Bakın. Hazihi bu. Ummi annem. Hiye mümerrida. O hemşire. Bu annemdir. Bu annem. O hemşiredir. Hemşiredir. Haza ebi bu babam. Haza bu ebi babam. Hüve fellah. O çiftçidir. Bu. Bu. Babam. O çiftçidir. Aşağıda verilen kelimeleri uygun cümleye yazınız. Uygun cümleyi istiyor arkadaşlar. Es-seyyara kelimesini vermiş. Seyyara araba demek. Fevaki meyve, meyveler. El-esas mobilya. El-melabis elbiseler. En-hayyat ben terziyim. Uhayyidu. Uhayyitu ben
Dikerim. Ne dikerim? El melabis. Elbise dikerim. Bu kelime buraya yazılacak. Şu şekilde ben yapalım. El melabis. Ya da şöyle yapalım. Yani el melabis arkadaşlar buraya gelecek. Buna bir diyelim. Bir yazmak için uğraşmayayım. Uhayyudul melabis. Ben terziyim. Uhayyudu dikerim. El melabis elbise. Ene fellaha tün. Ben çiftçiyim. Ezra'u el fevaki. Meyve ekerim. Burası da iki. İki. Nereye gelecek? El fevaki buraya gelecek. Ene neccar. Ben marangozum. Esna'ul esas. Ben marangozum. Esna'u yaparım. El esas. Mobilya. Zaten bunu buraya koymuş. 3. Es-seyyara. Araba. Ene musallih. Ben tamirciyim. Usallihu tamir ederim. Neyi? Arabaları. Arabayı. 4 de bura olacak. Usallihu es-seyyara. Araba tamir ederim. Aşağıdaki sorulara resme göre cevap veriniz. Arkadaşlar resimde ne var? Bir tohum sepen çiftçi var. Serpen tohum eken. Ma mihnetu Ahmet. Ahmet'in mesleği nedir? Bakın ma bizim soru edatımız ne? Mihnetu mesleği nedir? Ahmet. Ya mihnetuhu diye cevaplayacağız ya da hüve diye cevaplayacağız arkadaşlar. Mihnetuhu fellah ya da Ahmet fellahun. İki şekilde de olabilir. Biz Ahmet diye cevaplayalım. Ahmet. 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 Ahmet fellahun. Fellahun. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ma mihnetuki. Senin mesleğin ne? Senin diye soruyor. Burada Ahmet fellahun veya huve fellah da diyebilirdik. Ahmet'in yerine huve de kullanabilirdik. Çünkü o demek erkekler için olur. Ma mihnetuki. Senin mesleğin ne? Sen diye sorduğu için bakın burada ki sen demek ene diye cevap vereceğiz. Ene pardon. Ene. Ene. Ben. Ne bu arkadaşlar? Müzi'a. Müzi'a tün. Ben. Neyim? Spikerim. Haberson. Ma mihnetüke. Burada arkadaşlar ki yanlış koymuş. Aslında bakın bayan bir terzi ki diye sorması lazımdı. Aslında ke olmuş. Harekeleme hatası olmuş. Ene ben. Senin mesleğin ne diyor? Ene ben. Ma nedir? Mihnetü meslek. Ke senin mesleğin. Ene. Hayya. Ha. Hayya. La. Tün. Ben. Terziyim. Resme göre bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerin anlamlarını altına yazınız. Müderrisül ulum, müderrisül lügatü Türkiye, müderrisül müziki, müderrisül lügatü Arabiyi, müderrisül tarih. Arkadaşlar bu sınav klasik ama mesela bu tarz bilgileri şeyde de sorabilir. Teste de mesela yukarıda dört tanesinin anlamını verir. Der ki aşağıda hangi kelimenin anlamı geçmedi diyebilir. Ya da şöyle diyeyim. Yukarıda bir tanesini verir. Yanda verilen kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisi diyebilir. Yani bu konuda öğretilen işte bu meslekler ders öğretmenleriyle alakalı, derslerle alakalı farklı farklı sorular gelebilir. Şimdi aşağıdaki ifadelerin anlamları altına yazın. Müderrisül ulum neydi arkadaşlar? Fen bilgisi öğretmeni. Müderrisül ulum. Müderrisü ulum. Fen bilgisi öğretmeni.
Müderris Lugatul Arabiyyi, Arapça öğretmeni. Arapça öğretmeni. Müderris Lugatul Türkiyyi, Türkiye, Türkçe öğretmeni. Türkçe öğretmeni. Müderrisül Müziki, müzik öğretmeni. Bakın birçoğu zaten Türkçe'ye benziyor. Müzik, yani bir kelimeden yakalamaya çalışın arkadaşlar. Müzik öğretmeni. Müderrisü Tarih, tarih öğretmeni. Tarih. Saletür Riyada, aşağıda tabloda verilen kelimelere uygun cümleyi yazınız diyor. Saletür Riyada, hemen. Muhteber, Saletür Riyada spor salonu. Spor salonu. Mesela bakın nasıl bir soru gelebilir? Bununla ilgili şöyle de eşleştirme yapabilir. Bakın bu soruyu mesela bağlayabilir. Yani şurada ders öğretmenleri var. Mesela Saletür Riyada'yı aşağıdaki öğretmenlerden hangisi kullanabilir? Yani hangi öğretmen ders işleyebilir? Tamam mı? Bu tarz soru. Saletür Riyada spor salonu. O zaman ne olacak arkadaşlar? Müderrisü Riyada. Spor öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni. Bu tarz mesela eşleştirmeler yapabilir. Öğretmenlerin ders laboratuvarı falan, hani bu konuda görülmüş. Burada görülmüş. Muhteberul Luga. Aşağıdakilerden hani Muhteberul Luga dil laboratuvarını hangi öğretmen kullanır? Ya İngilizce öğretmeni kullanır ya Arapça öğretmeni. El Muhteber laboratuvarı kimi hangi öğretmen kullanır? Mesela eşleştirme yaptırmış olsa. Burada o soru yok ama şöyle yapalım. Mesela Muhteber'ı teste çıktığını düşünün. El Muhteber, yani bir yanda verilen kelime, hani yanında verilen kelimede aşağıdaki öğretmenlerden hangisi ders yapar? Kelimenin anlamını vermeyecek tabii ki, verirse zaten. Burada hangisi yapar? Müderrisül Ulum, laboratuvarda F2 öğretmeni ders yapar. Dil, spor salonunda beden eğitimi öğretmeni burada yok. Ama dil, Muhteberul Luga, Arapça öğretmeni. Veya Muhteberul Tariha, hani tarih laboratuvarı, yani tarih atölyesi diyelim biz ona daha doğrusu, bu öğretmen yapar. Bu böyle bir ek bilgi olmuş olsun. Saletür Riyada spor salonu, Muhteberul Luga dil laboratuvarı, El Muhteber laboratuvar, Es Saffü sınıf, uygun yere yazın demiş. Müderrisü Riyada fi Saletür Riyada. Müderrisü Riyada beden eğitimi öğretmeni, spor öğretmeni, fi Saletür Riyada spor salonunda. Bakın buraya koymuş. Şimdi Müderrisü tarih zaten yukarıda anlatmak istediğimiz konu. Müderrisü tarih, tarih öğretmeni nerede olur? Arkadaşlar sınıfta olur. Tarih öğretmeni sınıfta. Burasına ne diyelim biz? Şuradan sıradan gidelim. 1 diyelim. 1 bu olsun. Buraya yazacağız bunu. 1. Müderrisü tarih fi safi, tarih öğretmeni sınıfta. Yine geldim. 2. Burasına 2 diyelim. Burada ikinci kelime hangisi olabilir? Muhteber. Yani şu kelimemiz 2. Laboratuvar. Müderrisül ulum, fen bilgisi öğretmeni, fil muhteber. Laboratuvarda. Geldik. Müderrisül lugatül arabiyye, Arapça öğretmeni, fi muhteberül luga, dil laboratuvarında. 3'te burası olacak. Bu test usulünde de çıkabilir arkadaşlar. Böyle klasik de çıkabilir. Aşağıdaki cümleyi Türkçe'ye çeviriniz. Uhibbu, ben seviyorum. Müzari fiiller dedik ki eki başına alıyor. Uhibbu, seviyorum. Ben seviyorum. Müderrisül lugatül arabiyye, Arapça öğretmenini seviyorum. Bifadlihe, onun sayesinde. Bakın bifadlihe, bayan öğretmen bu. Biz bunu nereden anlıyoruz? Hem şuradaki T'den anlıyorum, hem de bir fadliha, onun sayesinde. Erkek öğretmen olsaydı bir fadlihi olurdu. Bir fadliha, onun sayesinde. Etallemi, öğreniyorum. El muhadese, konuşmayı öğreniyorum. Uhibbu, müderrisü lugatül arabiyye, Arapça öğretmeni seviyorum. Bir fadliha, onun sayesinde konuşmayı öğreniyorum. Bunu yazalım buraya.
Arapça öğretmeni seviyorum. Onun sayesinde konuşmayı öğreniyorum. Arkadaşlar bir de son olarak burada bu sınavımız bitti ama şunu hatırlatayım ben sizlere. Mazi ve müzari fiil çekimlerine bakın. Cümleler geldiğinde hani anlam verirken müzari fiiller eki başına alıyordu. Derslerimizde bunları belirtmiştim. Maziler sona alıyordu. Müzari şimdiki zaman ve geniş zaman. Mazi geçmiş zaman anlam veriyordu. Bunlara bakalım ve şu üniteden de yine gelebilir. İşte İngilizce öğretmenini seviyorum, matematik öğretmenini seviyorum. Onun sayesinde ne öğreniyorum? Hesaplamayı öğreniyorum. Mesela uhibbu müderrisu riyadiyat, riyadahla beden eğitimi öğretmenine karıştırmayın. Riyadiyat, matematik öğretmeni seviyorum. Bifadliha, onun sayesinde eteallemül hisab, hesaplamayı öğreniyorum. Beden eğitimi öğretmeni deseydim uhibbu müderrisu riyada, beden eğitimi öğretmeni seviyorum. Bifadli ha, onun sayesinde eteallemu öğreniyorum. Beden eğitimi öğretmeni sayesinde ne öğrenebiliriz? Eteallemül kürratel kadem, futbol oynamayı öğreniyorum diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar buradakilere bakarsak sınavda güzel sonuçlar elde edebiliriz. Allah yardımcınız olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavınızda başarılar. İnşallah sınavlardan yüz alırsınız. İlel lika. Ne diyorduk? Maasseleme. Fi emanillah.